Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. 8. sınıf Mayıs ayı LGS Matematik 2. örnek soruları sizinle birlikte çözmeye başlıyoruz. 1. soruyla başlıyoruz. Üstü sayıların tanımlaması verilmiş, çarpmayı ve bölmeyi tanımlamış. Bir süt fabrikasında özdeş şişelere 2 farklı ünite süt dolumu yapılmaktadır. 1. dolum ünitesine giren boş bir şişeye süt doldurmak için geçen süre 12 saniye. 12 saniye olup dolan şişenin üniteden çıkıp yeni bir şişenin üniteye girmesi için geçen süre de 4 saniyedir. Yani demek ki ne olmuş oluyor arkadaşlar? 12 saniyede dolduruyormuş. 4 saniyede çıkana kadar toplam 16 saniye geçiyor. Bu birinci ünite. İkinci ünitede ise arkadaşlar aynı işlem. Diğer şişe için 10 saniyede dolduruyor. 5 saniye içerisinde üniteden çıkıyor. Toplamda 15 saniye sonra yeni bir şişe dolum merkezine girmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar bunlar tekrar bir arada aynı anda bu dolum şişesine girebilmesi için ekoklarını almamız gerekecek. 16 ve 15'in ekoku 16 ile 15 aralarında asal olduğu için sayıların ekoku bu sayıların çarpımına eşittir. 16 ile 15'in çarpımı arkadaşlar 240 saniye yapar. Yani 240 saniyede bir bu dolum şişelerine aynı anda girmiş oluyorlar. Peki 128. saniye sonra kaç? 128. saniye sonra nasıl olur? 128 çarpı 240 saniye sonra olmuş oluyor. Peki bizden ne istiyor? Dakika olarak istiyor. Bunu dakikaya çevireceğiz. 1 dakika 60 saniye olduğuna göre o zaman 128 çarpı 240 bölü 60 dersek buradan arkadaşlar 512 dakika olmuş olur. 512 dakika bakıyorum şıklarda 4 ve aslında 2'nin kuvvetleri şeklinde yazmış ama farklı farklı şekilde yazmış. Ben de bu 512'yi 2 üzeri 9 şeklinde yazıyorum. Cevap şıklarında 2 üzeri 9 yok. O zaman ne yapabilirim? 8 üzeri 3 şeklinde dönüştürebilirim. Nasıl yazdım bunu? 2 üzeri 3 üzeri 3. Bu da 8 üzeri 3 yapar. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. İkinci soruyla başlıyorum. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B'yi A kare çarpı B kök içerisinde şeklinde yazılabilir. Yani kökün dışındaki bir sayı kökün içine alma ifadesini öğretmiş. Kaan ve Doğru kuralları aşağıda verilen bir sayı oyununu oynuyorlarmış. Şöyle, oyuna başlayan oyuncu bir rakam söyler. Diğer oyuncu arkadaşının söylediği sayının kök 2 katının en yakın olduğu doğal sayı değerini bulup söyler. Sıra tekrar oyuna başlayan oyuncuya geldiğinde o da arkadaşının söylediği sayının kök 2 katının en yakın olduğu doğal sayı değerini bulup söyler. Oyun bu şekilde oyunculardan biri yanlış bir sayı söyleyene kadar devam eder. Kaan oyuna 3 rakamını söyleyerek başlamış ve Doruk 3. kez sayı söylediğinde oyun bitmiştir. Demek ki Doruk yanlış söylemiş ve oyun bitmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Doruk'un söylediği sayılardan biri değildir. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen şöyle diyelim silelim yeniden başlayalım. Kaan 3 rakamını söylemiş. O zaman Doruk ne yapar? Kök 2 katını alır. 3 kök 2. Bu sayı 3'ü kökün içine alırsam 9 yapar. 9 çarpı 2 18. 18 değerine en yakın sayı nedir arkadaşlar? 16 ile 25'tir. 16'ya daha yakın olduğu için 4'ün karesini eşittir diyoruz. Şimdi Kaan'a sıra gelince Kaan ne yapar? 4 kök 2 yapar. 4 kök 2. 4'ü kökün içine alırsam 16. 2 ile çarparsam 32. Kök 32 hangi iki sayıya yakındır? 25 ile 36 sayıları değil mi? Tam kare sayılar arasındadır. 36'ya daha yakın olduğu için 6 olarak çıkar. Doruk ne yapacak? 6 kök 2 ifadesini alacak. Dikkat ederseniz Doruk ikinci kez oynuyor. Üçüncü kez de dikkat edeceğiz. Bu da ne yapar? Kök içerisine alırsam 6'yı 36 yapar. 2 ile çarparsam 72 yapar. 72 sayısı 81 ile 64 tam kare sayılar arasındadır. 64'e daha yakın olduğu için 8 olarak çıkar. Kaan ne yapacak arkadaşlar? Kaan 8 kök 2'yi alacak. 8 kök 2. 8'i kökün içine alırsam ne olur? 64 yapar.
2 ile çarparsam 128 yapar. 122 kök içerisinde 11 ve hangi sayılar arasındadır arkadaşlar? 11'e daha yakındır değil mi? 11 ile diğeri hangisi olur? 256. Şimdi bu ne olur arkadaşlar? 11'e daha yakın olduğu için 11'in karesi şeklinde düşüneceğim ve 11 olarak çıkar. Doruk ne olacak? Doruk bu defa diyecek ki 11 çarpı kök 2. 11'in karesi 121. 2 ile çarparsam 242 yapar. 242 sayısı arkadaşlar 256 sayısına daha yakındır. 256 ile 225, 15 ile 256 arasında bu şekilde 225 ne yapar? 15'in karesi 256, 16'nın karesi. Demek ki arkadaşlar 16 demeliydi ki, değil mi? 16 söylemelidir ama 16 demediği için, 16 demediği için bu adam yanlış yapmış. Yani 4'ü söylemiş, 8'i, 15'i bunlar görünebilir. Yani bu ifadeler görülebilir ama D şıkkında olamaz. Cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü soru arkadaşlar. Yine bir üslü sayıların tabanları aynıysa üslü sayıların çarpımı şeklinde ya da üssün üssü ifadesini bize burada tanımlamasını yapmış. Dikdörtgen biçimindeki 2 üzeri 6 tane kağıt aşağıdaki gibi köşeleri çakışacak şekilde üst üste konuluyor. Üst üste konulan tüm kağıtlar yukarıdaki gibi ortadan ikiye ayrılıyormuş. Elde edilen kağıt katlanmış kağıtlar tam ortadan zımbalanarak bir not defteri elde ediliyor. Son olarak not defterinin diyor tüm sayfalarını en dıştaki sayfadan başlanarak 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 şu ifadeyi söylüyorum. 2 üzeri 0, 1 olduğu için öyle söyledim. Şeklinde sırasıyla 2'nin doğal sayı kuvvetlerinden biri sayfa numarası olarak veriliyormuş. Buna göre not defterinin tam ortasındaki kağıdın 4 sayfasına verilen sayfa numaraların çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Her kağıdı ikiye böldüğümde, katladığımda arkalı önlü olarak ne yapmış oluruz? 4 numara girmiş olur katladığımda. Peki her kağıtta 4 numara varsa 2 üzeri 6'da kaç tane numara olur? 2 üzeri 6 64 yapar. Çarpı 4 arkadaşlar 256 tane sayı olmuş olur. 256 tane sayı ve numara diyebilirsiniz. Şimdi biz başlangıçta ben burada dedim ki 2 üzeri 0. Başlangıçtaki 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 şeklinde dönüşürsek bu 256'ya artık buraya 255 kalır. Çünkü 256 tane sayı olmuş olur şununla birlikte. Demek ki son sayımız ne olur? En son sayımız 2 üzeri 55 sayısı olmuş olur. Bizden istenen nedir arkadaşlar? Tam ortadaki kağıtta ne yapacağız? Sayı dizisinin ortasındaki sayı bulmuş oluruz. O zaman 255'i kaça böleceğim? 2'ye böleceğim. Çünkü 2'ye bölmüştük. 2'ye katlamıştık. Dolayısıyla bu ne olmuş olur? 127,5 olur. Ortadaki sayılar 127,5'tir. O zaman bunun sağında ve solundaki sayılara baktığımızda 126, 127, 128, şu yanlış oldu. 128, 129 olmuş olur. Bu 4 sayıdan bahsediyoruz arkadaşlar. O zaman bu sayıların çarpımı ne olur? Aslında bu sayı 2 üzeri 126'ya artık yazacağım. Çarpı 2 üzeri 127. sayı. Çarpı 2 üzeri 128. sayı. Bir de 2 üzeri 129. sayı. Tabanlar aynı ise çarpma işleminde üstü sayılarda üstleri topluyordum. 2 üzeri 126, 127, 128 ve 129'u toplarsam arkadaşlar 2 üzeri 510 yapar. Şimdi bu 510, 2 üzeri 510 şıklarda yok. O zaman düzeltiyorum. 2 üzeri 2 üzeri ne yapar arkadaş? Şunu düzgün yazayım. 255 şeklinde düşünürsek bu da 4 üzeri 255 cevabımız B şıkkıdır. Şimdi dördüncü soruyla devam ediyorum. Karaköklü ifadelerin özellikleriyle başlamış. Fotoğraf çekerken net olarak görebildiğimiz en yakın nesne ile en uzak nesne arasındaki mesafeye net alan derinliği diyoruz.
Volkan fotoğraf makinesine kök 180 metre uzaklıkta bulunan bir ağaca göre fotoğraf makinesinin net alan derinliğini ayarlamıştır. Volkan'ın yaptığı bu ayarlamada net alan derinliği makine ile netleme yapılan ağaç arasındaki mesafenin yarısı kadardır. Netleme yapılan ağaç ile fotoğraf makinesine arasındaki net olan bölge net alan derinliğinin 1/3 kadardır. Buna göre net olan bir bölgede yer alan bir nesne ile fotoğraf makinesi arasındaki uzaklığın metre cinsinden alabileceği en küçük en büyük değeri kaçtır diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ifadelere bakalım. Şimdi kök 180'i 6 kök 5 şeklinde yazabiliyorum. 6 kök 5. Şimdi alan derinliği neydi arkadaşlar? Netleme yapılan ağaç arasındaki mesafenin yarısı kadardı. O zaman 6 kök 5'i yarısını alırsam 3 kök 5. Bu net alan derinliğidir. Net alan derinliği şu kısımdı. Biz bunu 3 kök 5 olarak yazıyoruz. İkinci durumda diyor ki netleme yapılan ağaç ile fotoğraf makinesi arasındaki net alan bölge net olan bölge net alan bölgesinin 1/3. 3 kök 5'in 1/3 5 yapar. Yani kök 5 yapar. Burası kök 5 olur. Bunun tamamı 6 kök 5 olduğuna göre net olmayan bölge 5 kök 5'tir. Şimdi bu kısım arkadaşlar 6 kök 5 pardon 3 kök 5 olduğuna göre burası kök 5 ise bu kısma 2 kök 5 kalmış oldu. Dolayısıyla bizden ne istiyor arkadaşlar? Diyor ki net bölgenin fotoğraf makinesine en uzak noktası, en yakın noktasını bulun diyor değil mi? O zaman biz şöyle yapabilir miyiz? Net bölge şu kısmı, şu kısım. Net olmayan bölge, net olan bölgeyle fotoğraf makinesinin en yakın noktası 5 kök 5'tir. 5 kök 5. Bunu kök içerisine yazarsam 125. Kök 125. Buna en yakın kök 125'ten büyük en yakın tam sayı hangisidir arkadaşlar? Kök 144'tür. Yani 12'dir. 12'nin karesi 144 yapar. Demek ki en yakın noktası 12'ymiş. En uzak noktası şurasıdır. Onu maviyle göstereyim. Şöyle. Şu kısım arkadaşlar. En uzak noktası burasıdır. O zaman hemen orayı yazıyorum. 5 kök 5. Buradan da kök 5. 2 kök 5. Toplamda ne yapar arkadaşlar? 8 kök 5 yapar. 8 kök 5'i bu 8'i kökün içine alırsam 64 yapar. 5 ile çarparsam 320 yapar. Kök 320'den küçük en büyük tam sayı istiyoruz. Bu da nedir arkadaşlar? 289 sayısıdır. 289 kök 289 17 olarak çıkar. Bu da 17 metredir. Demek ki en yakın 12, en uzakta 17. Cevabımız C şıkkıdır. 5. soruda arkadaşlar bir sayının olma olasılığını nasıl bulunur formülünü bize söylemiş. Aşağıda internet üzerinde alışveriş yapılan bir sitede satılan 3 farklı marka kalemin diyor satış fiyatları verilmiştir. A markadan 12 TL, B marka 10 TL, C markada 15 TL'dir. Duru toplam kalemlerde bu kalemlerden toplam 10 tane satın almıştır. Duru'nun satın aldığı kalemler arasından rastgele seçtiği bir kalem bir kalemin A marka olma olasılığı B marka olma olasılığından fazla, C marka olma olasılığından daha azdır. Buna göre Duru'nun satın aldığı kalemler için ödediği toplam para en az. Ödediği toplam paranın en az olabilmesi için kalem sayıları en az birbirine yakın seçmemiz lazım. Bir daha söylüyorum. Ödediği paranın en az olması için kalem sayıları birbirine en yakın seçmemiz lazım. Ama burada olasılıkları şöyle demiş. A'nın olma olasılığı B'nin olma olasılığından daha fazla olduğuna göre demek ki A kalem A'dan daha fazla almış. O zaman A sayısı B'den büyüktür. C'den de küçüktür. O zaman şöyle bir sıralama olur. Ve toplam 10 kalem aldığı için 2, 3, 4 veya 2, 3, 5 şeklinde seçeceğiz. Toplamda 10 kalem olması lazım. Şu kısım toplamı 10 yapmaz. Toplam ne yapar? 7, 9 yapar. Bu kısım gitti. Şunun toplamına bakıyorum. Toplamda 10 yaptı. 10 tane kalem. Ve sıralamayı da doğru yaptık. Dolayısıyla B markadan 2 tane aldığı için 2 çarpı 10 TL. A'dan 3 tane aldığı için 12 TL ile çarpıyorum. C'den 5 tane aldığı için 15 TL ile çarpıyorum. Dolayısıyla 20, 36 ve 75'in toplamı da bize 131 TL olarak gelir. Cevap B şık. 6. soruda asal sayılar ve aralarında asal sayıların tanımlanması yapılmış.
Şöyle bir kareler çizilmiş 9 rakamlı, 9 basamaklı. Bu tablodaki sarı renkli karelerin içine birer doğal sayı yazıldıktan sonra mor renkli karelerin içine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerin içinde yazan doğal sayılar ile aralarında asal ve 2 tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayılar yazılacaktır. Buna göre sarı renkli bölgelerin içine aşağıdaki sayıların yazılması durumunda mor renkli karelerin içine yazılması gereken doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 36 sayısı tüm mor karelerle ortak kenarı olduğu için ve 36'nın asal çarpanları 2 üzeri 2 çarpı 3'ün karesi, demek ki kenarları 2 ve 3 yazılamaz. Mor karelere 2 ve 3 yazılmayacaktır. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şu mor karelerin hiçbirine 2 ve 3 gelmeyecek. 27 ile 28'e bakalım. 27'yi 3'ün küpü, 28'i de arkadaşlar 2 üzeri 2 çarpı 7 şeklinde yazılır. 2 asalı, 7 asalı ve 3 asalı buraya yazılmayacak. Demek ki bundan sonra hangileri yazılacak? Sayımızın en küçük olması için 5 asal sayısı yazılabilir ve 11 asal sayısı yazılabilir. Demek ki 27 ile 28 arasındaki mor kareye en az 55 gelecek şu iki sayının çarpımı. Şimdi 27 ile 88'e bakıyorum arkadaşlar. 27 ile 88. 27'nin asal çarpanları 3 üzeri 3. 88 de 8 çarpı 11, yani 2 üzeri 3 çarpı 11. Demek ki 2, 3, 11 yazılamaz. 2, 3, 11 yazılamaz. Kim yazılabilir? 5 yazılabilir, 7 yazılabilir. İkisinin çarpımı ne yapar? En az 35 yapar. Demek ki buraya 35 yazabiliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 88 ile 60 arasındaki mor kareye bakıyorum. Şunun asal çarpanları 2 üzeri 3 çarpı 11. Demek ki 2 asalı ve 11 asalı yazılmayacak. 2 üzeri 2 çarpı 5 çarpı 3 de bunun asal çarpanları. Demek ki 2, 3, 5, 11 gelmeyecek. Kim gelebilecek? 7 sayısı gelebilecek. Bir de 13 sayısı gelebilecek asallar. Bunların çarpımı 91. Buraya 91 asalı yazabiliyorum. Pardon, 91 sayısının asal olması gerekmiyor çünkü. Şuraya geldik. 28 ile 60 arasındaki sayılara bakıyorum. 28'i arkadaşlar 2 üzeri 2 çarpı 7. 60'ı da 2 üzeri 3. Pardon, 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde. 2, 3, 5, 7 asalları gelmeyecek. Kim gelebilecek? 11 ile 13 asalları gelecek. 11 ile 13'ün asallarının çarpımı da 143 yapar. Mor karelere gelebilecek en küçük sayılar bunlardır. Bunların toplamını istiyor. 143, 55, 91, 35 toplasak 324. Cevabımız B şık. 7. soru arkadaşlar. Aşağıdaki dikdörtgenler prizması biçimindeki 3 parçadan oluşan bir kabinin açık ve kapalı durumları verilmiştir. Bir kabinin 2 küçük parçası birbirine paralel, büyük parçası ise küçük parçaları dik olacak şekilde açılıyormuş. Açık halde bulunan 4 tane kabin yan yana konulduğunda ve aralarında boşluk bırakılmadan iki duvar arasını tam olarak kapatıyormuş. Buna göre kabinlerin yerleştirildiği bir duvar arasındaki, iki duvar arasındaki kalan dikdörtgen biçimindeki karşı duvarın desimetre cinsinden yüzey alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bunu nasıl çözeceğiz? Bir kenarı şu kenarları verilmiş. Bu bir birim. Şurası 2x. Şurası bir birim. Şurası bir birim. Şuradan anlıyoruz. Şuradan verilmiş zaten. Şurası 2x. Şurası 1, 1. 2x'e 1, 1. 2x 1 santimetre. Demek ki şu duvar yüksekliği uzunluğu ne kadar olmuş oldu? Şurası 2, 4, 6, 8x artı 8 olmuş oluyor. Dolayısıyla bizden ne istiyor? Duvar istiyor. Duvarın şu kabinin şu yüksekliği verilmişti. 3x. Bak buradan anlıyoruz. Şuradan 3x verilmiş. Şu yükseklik de 12 desimetre olduğuna göre duvarın yüksekliği ne oldu? 3x artı 12 olmuş oldu. Çarpı eni ne kadar olmuş oldu? 8x artı 8 olmuş oldu. Bunu dağılma özelliğini yapıp
ortak çarpan parantezini alırsanız 24 x kare artı 5 x artı 4 bulursunuz. Cevabımız A şıkkı. 8. soru arkadaşlar. A0'dan farklı. MBN birer doğal sayı, birer tam sayıymış. Burada üstü sayıların çarpma işleminde üstlerin toplanacağını bize gösteriyor. Şimdi sorumuzu okuyalım. Elektronik cihazların bataryaları topladığı elektrik enerjisi miktarı MAH birimi ile gösterilir. Aşağıda Güney'in tabletinin bataryası tam dolu iken yapmaya başlayıp batarya tamamen boşalana kadar yaptığı işler ve bu işler sırasında tabletin 1 dakikada tükettiği elektrik enerjisi miktarı gösterilmiştir. Buna göre bu tabletin bataryasının tam dolu iken topladığı elektrik enerjisi miktarı MAH cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi EBA uygulamasında ders takibi yapmış. Saat 10'dan saat 12.28'e kadar 12.08'e kadar yani 128 dakika. 2 saat 8 dakika 128 dakika. Bunu üstü olarak yazarsam 2 üzeri 7 yapar. Saat 12.08'den 14.16'ya kadar yine 128 dakika bir zaman geçmiş. 2 saat 8 dakika diyoruz. Bunu da 2 üzeri 7 ifadesiyle gösteririz. 14.16'dan 14.48'e kadar 32 dakikada oyun oynamaya başlamış ve bu da 2 üzeri 5 olmuş. 1 dakikada 2 üzeri 3 MAH enerjisini tüketirse 2 üzeri 7 dakikada ne kadar tüketir? 2 üzeri 7 çarparsam 2 üzeri 3 ile bu da 2 üzeri 10 yapar. Bunu da 2 üzeri 7'ye çarpacağım. 2 üzeri 9. Bunu da 2 üzeri 5 ile çarpacağım. Bu da 2 üzeri 9 yapar. Toplamı istediği için bunu topluyorum. 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 9. Buradan 2 tane 2 üzeri 9 olduğu için şöyle yazıyorum. 2 üzeri 10 artı 2 çarpı 2 üzeri 9. Tabanlar aynı ise üstler toplanıyordu. 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 10 şeklinde olmuş oldu. Yine 2 tane aynı ifade var. 2 çarpı 2 üzeri 10 diyorum. Tabanlar aynı ise üstler toplanıyor. Bunun üstü 1'dir. Bu da 2 üzeri 11 yapar. Cevabımız 5 şıkkıdır. 9. soruda diyor ki aşağıda bir matematik öğretmeninin geliştirmiş olduğu bir yazılım sayfası görülmektedir. Ben robottayım falan falan. Diyor ki aşağıdaki kareköklü ifadeler arasından kök 50 ile çarpımının sonucu bir doğal sayı eşit olanlardan bir tanesini işaretleyiniz. Bu yazılıma giriş yapabilmek için ekranda görünen soruyu doğru cevaplamak gerekmektedir. Bu yazılıma giriş yapmak isteyen Kuzey, kareköklü ifadelerden rastgele birini seçip işaretlemiştir. Buna göre Kuzey'in vermiş olduğu bu cevap ile yazılıma giriş yapabilmiş olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar kök 50'yi ben açarsam şuradan kök 50 25 çarpı 2'den ne olur arkadaşlar? 5 kök 2'dir. Demek ki bununla çarpılacak bir sayıda kök 2 kat sayısı olması gerekir ki kök 2 ile kök 2'nin çarpımından doğal sayı, tam sayı olması gerekir. Dolayısıyla ben kök 12'yi şöyle yazabiliyorum. 4 çarpı 3'ten 2 kök 3. Ondan sonra 242'yi 121 çarpı 2'den 11 kök 2. Ondan sonra 216. Bunu nasıl yapacağız? 216, 36 çarpı 6'dan 6 kök 6 olur. 250, bunu nasıl yaparım? 25 çarpı 10, 5 de karekök dışına 5 çıkar. 25'in karekökü 5'tir. 5 kök 10. Ondan sonra 98, 49 çarpı 2'den 7 kök 2 olarak çıkar. 180, 36 çarpı 5'ten 6 kök 5 olur. 162, 81 çarpı 2'den değil mi? 81 çarpı 2 olur. Evet, 162. O da ne yapar? 81, 9 olarak çıkar. 9 kök 2 kaldı mı? Evet, 192. 192 ise 64 çarpı 3 şeklinde yazabiliyorum. O da 8 kök 3. Bunu da 8 kök 3 olarak
yazdım. Demek ki benim aradığım sayılarda kök 2 olması lazım. Kök 2 burada var. Ben hemen renklendiriyorum şuradan. Şurada kök 2 var. Şunda kök 2 var. Şunda kök 2 var. Demek ki bu sayılarla çarpılmış olması bir doğal sayı ya da bir tam sayı olarak karşımıza çıkar. Kaç tane sayım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sayıdan istediğim durum 3 tanedir. 8'de 3 cevabımız 5 şıkkıdır. 10. soruda diyor ki Ozan'ın telefonunda tüm fotoğraflar telefon hafızasında toplam 300 MB'lık bir yer kaplamaktadır. Ozan telefonun hafızasındaki yer kapladığı için telefondaki tüm fotoğrafları internet ortamına yükleyip telefon hafızasından silmeye karar vermiştir. Ozan 4 gün boyunca bu fotoğrafları internet ortamına yüklemeye devam etmiş ve her günün sonunda internet ortamına yüklediği fotoğraflar telefonundan silmiştir. Aşağıdaki grafik bu süre içerisinde Ozan'ın telefonda kalan fotoğrafların telefon hafızasında kapladığı alanların günlük değişim grafiğini verilmiştir. Buna göre Ozan'ın internete yüklediği fotoğrafların toplam boyutunun günlere göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar birinci güne baktığımız zaman toplam 300 MB'lık bir yer kaplıyordu. Şimdi 200 MB kalmış. Şöyle düşünüyoruz. 300'den 200'ü çıkartırsak 100 MB'lık bir yer açmış demektir. O zaman birinci gün için diyorum ki 100 bölü toplam fotoğraf ne kadardı? 300 MB'lık bir yerdi. X bölü 360. Dairenin tamamı. Buradan da 120 derece. X 120 derece. Burada 120 derece var. Burada yok. B şıkkı olamaz. C şıkkı da olamaz. Burada olabilir. İkinci güne geliyorum. İkinci gün ne olmuş? 120 fotoğraf, 120 MB'lık bir yer kalmış. 200'den 120 MB'a düşmüş. Demek ki 80 MB'lık bir kayıp var. Bir silme var. O zaman 80 bölü 300 toplam megabayt X bölü 360. Buradaki sadeleştirmeleri şöyle yaparsanız arkadaşlar 12.96. Demek ki ikinci günün sonunda 96 derecelik bir açıyla gösterilmesi gerekir. 96 burada var. Şurada var. Evet. Geldik üçüncü gün arkadaşlar. Bu birinci gün. Şurası ikinci gün. Üçüncü günü de buradan yazalım. Üçüncü güne bakıyorum. Üçüncü günde 120 MB'lık bir alan vardı değil mi? Neye düşmüş? 60'a düşmüş. O zaman 60 MB'lık bir alan silmiştir. Dolayısıyla 60 bölü 300 eşittir. X bölü 360'tan. Buradan da gereken sadeleştirmeleri yaparsanız X eşittir 72 derece çıkar. Dördüncü günde arkadaşlar geri kalan 60 MB'ı sildiği için sıfıra düşmüştür. Dolayısıyla 60 MB 72 ise dördüncü günde 72 derecelik bir açı olması gerekir. O zaman şöyle bakıyorum. 120 derece, 90 derece, 72 derece, 72 derece cevabımız A şıkkı olacaktır.